kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, geçen hafta yayınladığımız bölümümüzün sonunda ücretsiz ve profesyonel Avid Media Composer First montaj programından da bahsetmiştik. Avid firmasının web sitesine girdiğimizde programı indirmemiz için yapmamız gereken 4 basamak olduğunu belirten bir sayfa ile karşılaşıyoruz. Bu 4 basamaktan olan süreci başlatmak için ilk önce sayfanın sonunda bulunan Get Started Now'a basıyoruz. Ve bu bizi ilk basamak olan Avid hesabı oluşturma sayfasına yönlendiriyor. Bu sayfada isminizi, soyadınızı, e-posta adresinizi ve bir şifre girerek bir Avid hesabı oluşturmanızı istiyor. Bu bilgileri girdikten sonra yine sayfanın sonunda bulunan Ben Robot Değilim'in yanındaki kutucuğun içine basıp sonrasında da Create an Account seçeneğine basıyoruz. Avid firması bu aşamadan sonra girdiğiniz e-posta adresinize doğrulama amaçlı bir e-posta atıyor. Konusunda avid.com account verification yazılı e-postanıza girip o mesajın içindeki yazıya bastığınızda direkt olarak site size 3. basamağa geçiriyor. Burada Avid firması küçük bir anket doldurmanızı istiyor. Buradan da size uygun seçenekleri seçtikten sonra Next'e basıyorsunuz ve nihayet programın size uygun versiyonunu indirebileceğiniz sayfaya ulaşıyorsunuz. Buradan size uygun versiyonunu seçip indirdikten sonra programı kurup kullanmaya başlayabileceğiniz dosyayı bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Programı yükledikten sonra da yine Avid size Avid Media Composer First programını indirdiğiniz için bir karşılama mesajı atıyor. Bu mesajdan da direkt olarak avid.com'da oluşturduğunuz hesabınızın içerisinde dolaşabiliyorsunuz. Programı yükleme sırasında Avid Application Manager adlı uygulamayı da size yükletiyor. Programı açmadan önce bu Application Manager'ı açmanız gerekiyor. Böylelikle program hakkında herhangi bir güncelleme olmuşsa buradan rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Önce Application Manager'ı açıp daha sonra Avid Media Composer First programını açtığınızda artık siz programı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Program artık tamamıyla sizin ve montaj yaptıktan sonra çıktı aldığınızda filmlerinizin üzerinde kesinlikle Avid Mavid yazmıyor. Programın nasıl kullanıldığına dair ileride bölümlerimiz olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.